Evet arkadaşlar, bugün ısı yalıtımlı boya. Artık günümüzde çok duyduğumuz bir tabir artık, ısı yalıtımlı boya. Evimizin duvarına uyguladık bu şekilde. İki kat olarak sürdük biz. Şu anda şu şekilde. Bunu isterseniz şu şekilde ruloyla, normal bildiğimiz boya rulosuyla da sürebiliyorsunuz. İsterseniz şu sıvacıların rakle dediği, isterseniz bununla da sürebiliyorsunuz. Yalnız bununla sürerseniz duvarlar çok daha iyi tutuyor. Normal bununla da tutuyor ama bununla daha ince yapıyor ruloyla. Biz duvarlarımızı bu şekilde rakle dediğimizle çektirdik ustamıza. Tavanlarımızı da normal ruloyla yaptık. Şimdi ısı yalıtım boyası her markaya göre değişiklik göstermeyle beraber %15, %30, %50'ye kadar faydası olduğunu söyleyenler var. Biz de bir denemek istedik. Önce evimizin işte dış cephelerini, yani dış yüzeyi gören duvarlarımızı yaptık. Normal iç yüzeylerimize ellemedik. Onları normal boyamızla boyadık. Dışa bakan kısımlarımızı bu şekilde ısı yalıtımlı boyayla bu şekilde iki kat olarak her kat arasına 4 saat bekleyerek sürdük. Bunda önemli olan 5 derecenin altında olduğu zaman oda sıcaklığı, ortam sıcaklığı. Bunu kesinlikle sürmemeniz lazım. Yani kışın bu uygulamayı kesinlikle yapmamanız lazım. Çünkü boya kurumuyor. Özelliği kurumadığı için de bu sefer faydası çok şu andaki olduğu kadar olmaz diye söyledi aldığımız yerde. Ben bunu bu sene denemek istedim. Deneyeceğim. Normalde benim alt katımda daire yok. Üst katta çatı katı. Bu şekilde bu boyayı deneyerek daha sonra eğer memnun, olumlu veya olumsuz yorumları tekrar bir video çekeceğim. Hani faydası oldu mu, olmadı mı? Çünkü ben de bunu araştırırken birçok markanın birçok özelliklerini gördüm. Farklı farklı dediğim gibi faydasının olduğunu söylediler. Ben bir markayla karar kıldım. Onu aldım. Bu şekilde şu anda sürdüm. Bu sene dediğim gibi faydasını olup olmadığını test ederek size göstereceğim. Sürümü çok basittir. Çok kolaydır. Boyadan birazcık daha koyu. Alt sıvadan daha ince, çok yumuşaktır. Gördüğünüz gibi çok çok yumuşaktır. Elastik bir şey sağlar. Macun gibi. Şu anda mesela bu dökülenler şu anda görüyorsunuz macun gibi olmuş. Daha önce dün yapılırken kurudu. Bu şekilde. Görüyorsunuz macun gibi bir özellik yapıyor. Yani faydasının olacağını düşünüyorum ama tabii ki de kışın bunu daha net anlayacağız. Ne kadar faydası olacak, ne kadar olmayacak. Yani bunu sadece dış duvarları yapmamız yeterlidir. İç duvarlar zaten çok ısı kaybını olmadığı için iç duvarlarımızın içe bakan kısımlarına gerek yok. Biz sadece dış yüzeye bakanlara yaptık. Ya bunun da amacı şu, buraya gelen ısıyı normalde duvarlar emer. Duvarlar emdiği için bu ısı yalıtımlı boyayı gelen ısıyı dışarıya emmesini engelliyor. Anlattıklarına göre tabii ki de. Şimdi deneyeceğimiz için ne kadar faydasının olup olmadığını göreceğiz. Dediğim gibi bu şekilde ısı dışarıya kaybı olmadığı için hani evin daha çabuk ısınmasını, daha geç soğumasını sağlayacak. Bu da bize yakıt kullandığımız yakıttan yani doğalgazdan tasarruf sağlayacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi bu şekilde uyguladık. Yani çünkü bunu çekme amacım çünkü ben de araştırırken çok çıktı. Çok markanın çok ürün çıktı. Hani gerçekten faydası var mı yok mu diye çok tereddütte kaldım. Yaptırsam mı yaptırmasam mı diye. En son yaptırmaya karar verdim. Denemeye karar verdim. Bu şekilde biz önce bir odamızı komple tavanla beraber yaptık ki hani diğer odalarla bu oda arasında bir fark olacak mı? Gerçekten bahsedildiği gibi ısıyı dışarıya çıkmasını
engelliyor mu, engellemiyor mu diye test edeceğiz. İnşallah faydasını görürüz. Eğer faydasını görürsem aynı şekilde dediğim gibi tekrar bir video çekerek bunu size tekrar yayınlayacağım. Diğer odalarla ısı farkı olacak mı, olmayacak mı? Normalde dediğim gibi bir bardak su koyuyorsunuz. Benim aldığım markanınkine bir bardak suyu koyup güzelce 5 dakika karıştırıyorsunuz. 5 dakika karıştırdıktan sonra sürüyorsunuz. İster biraz önce anlattığım gibi ya rafleyle ya ruloyla. Yalnız kuruma süresi 4 saat sonra tekrar sürmeniz lazım. Yani hemen sürdünüz, birinci katı sürdünüz, tekrar ikinci katı hemen üstüne sürmüyorsunuz. Ortalama bir 4 saat sonra bu ikinci katı sürüyorsunuz. İkinci katı sürdükten sonra da ikinci katında kuruma tam olarak kuruma süresi de 24 saat gibi bir sürede, yani sürdükten ikinci katı sürdükten sonra tam 24 saat sonra tam kuruluk sağlıyor. Üstüne bundan sonra boyamızı vuracağız. Bu iyice kuruduktan sonra herhangi boyanın bu ısı yalıtımını engelleme gibi bir şey olmayacağını söylediler. Yani istediğiniz kadar boya sürün. Bu herhangi buna bir zararı, herhangi bir şeyi olmaz. Bunu biz beyaz olarak istedik. Çünkü bizim duvarlarımızın rengi farklıydı. Ve farklı yerleri de kullanırız diye beyaz olarak istedik. Normalde bunu isterseniz aynı şekilde boya gibi ister kendiniz renklendirip de yapabilirsiniz. İsterseniz aldığınız yerden direktmen, hani ben bu renk istiyorum, şu markanın şu rengini istiyorum diye söyleyerek de onu da alabilirsiniz. Biz beyaz tercih etmek istedik. Özellikle tavanlara da kullanacağımız için hani yarım olup da yetmez gibi bir durum olmasın diye iki kova söyledik. İki kovayı şöyle göstereyim. Odamızın hem duvarlarına, dış cephe gören yerlerine hem de tavanlarına bu şekilde yaptık. İki kova çok rahat yetiyor. Zaten bir kovayla ortalama 20 metrekare bir yer yapılıyor. Çünkü iki kat sürüldüğü için tek kat sürdüğümüz zaman tabii bunun faydası daha az oluyor. Üretici firmanın bize vermiş olduğu bilgi bu. O yüzden biz de prosedür neyse, yani istedikleri neyse o şekilde yaptık. İki kat olarak sürdük. Peteğimizi de söktük. Yani oradan da ısı kaybımız olmasın. Bu şekilde uygulamayı yaptık. Yani uygulamanın şeyi, ürün dediğim gibi güzel görünüyor. Bakın bir elastiklik, bir şey katıyor. Şu anda da olduğu gibi. Mesela elinize de geldiği zaman öyle kolay kolay çıkmıyor. Gördüğünüz gibi hani şu şekilde elastiklik bir kıvamı var bu ürünün. İnşallah dediğimiz gibi bir faydasını görürsek tüm herkese de bu şekilde bilgisini veririz. Yani biz faydasını gördük. Siz de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi biz çok tereddütte kaldık. Alsak mı, almasak mı? Gerçekten bu ısı faydası var mı, yok mu? Birçok boyacıyla, birçok sıvacıyla, dış cephe yapanlarla görüştük. Kimisi var dedi, kimisi hiç, biz ilk defa duyduk, hiç bilgimiz yok dedi, böyle bir şey yok dediler. Ama böyle bir ısı yalıtımlı boya var. Yani birkaç markanın da hatta var. Biz yerli bir markadan karar kıldık. Bunların yabancı marka olanları da var. Amerika meşeli olanları da var. Yani biz bunu denemek istedik. Bu şekilde. Eğer düşünenler varsa tabii faydasını gördükten sonra aldığım yerin ismini ve markasını da paylaşabilirim. Şu an çünkü hani ürün gerçekten iyi mi kötü mü bilemediğim için o yüzden marka vermek istemiyorum. Ama üründe eğer faydasını gerçekten görürsem, faydası olursa bunu tüm kullanıcılarıma, tüm herkese bu şekilde tekrar bir video çekerek hani gerçekten faydasını gördüm veya tam tersi bunun bir faydasını göremedim. Bahsedildiği gibi bu kadar bir faydası işte %20, %30, %50 gibi rakamlar söyleniyor. Hani böyle bir şey göremedim. Olumlu veya olumsuz, dediğim gibi faydasını gördüm veya görmedim diye şey yapabilirim. Ya ürünün sürüşü şeyi güzel görünüyor. Dediğim gibi bu şekilde. Bu şekilde, yani kıvamı boyadan biraz daha katı, sıvadan biraz daha ince, çok rahat
ruloyla, normal bildiğimiz boya rulosuyla sürebiliyoruz bunu. Dediğim gibi tek yapmanız gereken 4 saat aralığı mutlaka beklemeniz gerekiyor. Yaparken de tek duvarlar, yani dış cepheyi duvarlarını yapmanız yeterli olmuyor. Çünkü ısı devamlı yukarıya çıktığı için, yukarıdan aşağı doğru indiği için, eğer çatıyı yapmazsanız, yani tavanınızı yapmazsanız, bu şekilde ısı kaybı yine tavandan yukarıya çıkacağı için mutlaka ısı kaybımız da olacaktır. O yüzden biz hem tavanımızı hem duvarlarımızı bu şekilde ısı yalıtımlı boyamızla yaptık. Yani bu boyalar çeşit çeşit kilolarda, her markanın ki farklı farklı. Kimisi 11 kiloda, kimisi 15 kilo, kimisi 20 kilo olarak satılıyor. Bizim aldığımız 15 olması lazım. 15 kiloluk tane aldık. Yani odanızın işte metrekaresine göre dediğim gibi hesaplamanız lazım. Onu da duvarınızın enini ölçüyorsunuz. Yani kaç metrekareye yer yapacağını öğrenmek için şu baştan ölçüyorsunuz. Sonra tavanınızın yüksekliğini ölçüyorsunuz. Tavan boyunuzu, yani yerden tavana kadar onu ölçüyorsunuz. Sonra ikisini çarpıyorsunuz. Bu şekilde bu duvarın kaç metrekarelik yer kapladığını hesap ediyorsunuz. Ona göre yapılacak yerlerin hepsinin bu şekilde aynı şekilde ölçüsünü alıyorsunuz. Kaç metrekareye yer yapılacaksa ona göre ölçüsünü yaparak, hani bir kova dediğim gibi o 20 metrekareye yer yapıyor. Tabii burada cam payınızın, eğer yine cam, siz de bu şekilde cam şeyini yapacaksanız o payı düşmeniz lazım. Cam payını hesap ederken. Tavanınızı da aynı şekilde bu şekilde hem boydan hem de enden ölçüyorsunuz. İkisini çarpıyorsunuz. Kaç metrekareye yer yaptığını o şekilde hesap ediyorsunuz. Ona göre boyanızı da dediğim gibi ortalama, yani her markanınki değişiklik göstermekle beraber, çünkü bir farklı bir markanınkini de biz görüştük. O mesela bildiğimiz sade boya nasıl çok böyle sulu şekildeyse, o da o şekilde sıvı şekilde diyor. O mesela 76 metrekare yer yapıyor diyor. Yani ona çok güvenemedik. Hani bunun gibi mesela bir katman oluşturmuyor. Şunun mesela bir diş katmanlığı var şu şekilde. Ama o bildiğimiz su. Yani normal boya, su demeyelim de normal boya, bildiğimiz boya gibi içerisinde özel partiküller olduğunu, işte elmas partiküller olduğunu söylediler. Tabi bu boyanın içinde, bu ısı yalıtımlı boyanın içinde de bu maddeden var. Hani biz direkt boya yerine, hani sade boya yerine böyle macun şeklinde olanı, yani sıva gibi olanı seçtik. İnşallah dediğim gibi bir faydasını görürüz. Siz de araştırırken buna dikkat edin. Hani bir boyanın kilosundan ziyade kaç metrekare yer yapacak? Yani sizin için önemli olan o. Yani tamam, 46, öbür bahsettiğim boya 46 metrekare yer yapıyor ama dediğim gibi onun da fiyatı tabii buna göre biraz daha yüksek. Ama bu şekilde bir sıva gibi bir şey oluşturmuyor. Yani o sadece bildiğimiz normal boya kıvamında. Bildiğimiz boya kıvamında yani. Onun da hani boya kıvamında olduğu için çok tercih etmedik. Yani hani bunda, çünkü aldığımız markanın üniversiteden onaylatılmış belgeleri var. TSE belgeleri var, ISO belgeleri var. Yani bunlar da önemli. O markanın yurt dışı farklı bir markaydı. Temsilciliğini alıp burada ürettiklerini söylediler ama herhangi bir belgeleri, herhangi bir şeyleri olmadığı için açıkçası güvenemedik. Yani hani ne kadar faydası olur mu olmaz mı? Hani çünkü bildiğiniz boyalardan, boyalara göre pahalı bir ürün. Hemen hemen iki kat pahalı diyebiliriz normal boyalara göre. O yüzden hani doğru ürünü doğru şekilde uygulamak istedik. Hani faydasını görmek için. Hani yanlış ürünü alıp da bir faydasını görmedikten sonra yani bunu yapmamızın da bir anlamı yok. O yüzden siz de hani ürünü alırken mutlaka bu şeylerine bakın, araştırın. Gerçi zaten çok
bir bilgi yok internette olsun, şeyde olsun. Ben araştırdığım zaman çok bir markaya ulaşamadım. Bayağı araştırdım. Bayağı araştırdıktan sonra bayağı videolardan video seyrettim. Normal internet aramaları yaptım. Yani çok fazla bilgi yok. Yani birkaç senedir bu ürün daha popüler olmaya başladı. Bu şekilde bakalım, biz de dediğimiz gibi yerli bir markanınkini denedik. Tekrar kışın ortasında, yani tam bu soğuklarda, hatta şey de yapabilirim. Oranın ısı değeriyle buranın ısı değerini ölçebilirsem, ikisini de aynı şekilde odalar arasında bir fark var mı yok mu onu çekerek de size gerçekten, yani bu ürün faydalı mı değil mi onu gerçekten size söyleyebileceğim. Şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Siz de bu konuyla ilgili sormak istediğiniz, bunlarla ilgili bilgi almak isterseniz de yazabilirsiniz.